Şey var, yavaş yavaş mesleğimizin sorunlarına doğru gelirsek de söz gelmişti, ücret yetersizliği, sorumlulukların belli olmaması gibi yoğun çalışma şartları, yardımcı personel olarak değerlendirilme, kariyer yapamama galiba en önemli sıkıntılarımızdan birisi. Evet, kariyer yapama. Bizim mesleğimizde şey var, hani doktorun yardımcısı görülüyor. Ha, mesleğimiz gerçekten branşlaşma olmadı ama artık zamanla başlayacak. Şimdi acil servislerde, işte yoğun bakımlarda, ameliyathane hemşireliğinde branşlaşma başladı. Zamanla bütün sahaya yayılacak. Ama bizim gerçekten mesleğimizin yükselmesi yok. Biz kariyer yapamıyoruz. Kalıyorsun. Hemşiresin ve hemşire olarak kalıyorsun. Evet. Ama son dönemlerde üniversitelerde var. Artık var. Bunun da önü açıldı. Var. Peki hemşire nasıl yükselebilecek? Yani mesela doktorluğa geçiş durumu söz konusu. Önce böyle bir yükselme var, söz konusu. Tamamlama var, master var. Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak kalabiliyorlar. Yani belli yardımcı programları bitirdikten sonra kalabiliyorlar. Toplumun olumsuz bakış açısı da gerçi önemli ölçüde kırıldı son zamanlarda hemşirelikle ilgili. Önemli ölçüde kırılmadı bence. Halkımız hala hemşire nedir? İğne yapan, ondan sonra hastaya bakan. Sadece bu konumda görüyor insanları. Ha, bizler gerçekten anlaşılamadık. Hani doktor tarafından anlaşılamadık, yardımcı personel görüldük. Halk tarafından anlaşılamadık, işte elinde iğneyle dolaşan birisi olarak görüldük. Ama çabalarımız anlaşılma üzerine. Biz istiyoruz. Hemşireliğin, mesleğinizin sorunları çok yoğun, yorucu bir çalışma. Evet. Stres, sürekli stres altında geçen bir çalışma temposu var. İnsanların artık yaşamın belki de son noktasında başvurduğu insanlarsınız. İşte annesini kaybediyor, babasını kaybediyor, çocuğunu kaybediyor ve siz orada görevinizi yapmak zorundasınız. Bir yandan o insanları teskin etmek, bir taraftan diğer hastaların o olaydan belki de etkilenmeden durumlarını sürdürebilmelerini sağlamak durumundasınız. Çok ciddi sorunlarınız var bu anlamda. Bu sorunlar neler? İnsanları daha da açabilirsiniz. Sevmek gerekiyor, hoşgörü gerekiyor. Bir şekilde onun hasta olduğunu, karşındaki insan senin yardımına muhtaç, ihtiyacı var. Ve anlayışlı olmak zorundasın. Ya bu bir gereklilik. Artık hani insani bir şeyi bırak, bir mesleği bırak. Ona anlayış göstermek zorundasın zaten. Ama tabii ki bizler de insanız. Bizim de ailemiz var, bizim de çocuklarımız var. Ve zor şartlarda, gerçekten zor şartlarda çalışıyoruz. Bu dönem içinde dönem dönem sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla da sadece doktorlar değil, sizler de tabii ki, hasta doktorlar yakınlarının değil. Bizler de karşılaşıyoruz, temizlik personelimiz de karşılaşıyor. Yani hepimiz her an hazırız zaten. Her an korunmamız yok bizim, her an hazırız. Bu anlamda %8 hemşirelerimizin %8'i bir kez, %34'ü birkaç defa, %22'si de birçok defa şiddete maruz kalmış. Bu anlamda sizin de böyle bir... Yok. Benim kendi adıma yaşadığım yok. Fiziksel şiddet yok. Ama sözlü şiddet mutlaka yaşıyoruz. Çoğu arkadaşım da yaşıyordur. Evet.